Açılın. Yavaş yavaş. Getirin. Getirin bize bırakın. Yavaş kalk. Geçmiş olsun şefim. Hoş geldiniz Timuçin Bey. Durum nedir? 5 kişiyi gönderdik. İkisi ağır. Bundan korkuyordum işte Timuçin Bey. Israrım bu başımıza gelmesin diyeydi. Efendim. Evet. Anladım. Murat Savaşan'ın adresini getirir misiniz bana? 2 hafta olmuştu işe başlayalı. Şükran, okuduğumu anlamıyorum. Salonun orta yerinde dergi okumaya çalışırsan anlamazsın tabii. Annem haklı baba. İşinize geldiği zaman nasıl da müttefik oluyorsunuz hemen. Buna değer miydi baba? Önce bir iyi akşamlar denir oğlum. Hem bunları konuşmanın sırası değil. Seni uyarmıştım. Önlem almamız gerektiğini söylemiştim. Biraz sakinleştim için. Olanlar karşısında ben de çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmamış olsaydı. Ama bu kazanın sorumlusu ben değilim. İşçilerin ihmali, dikkatsizliği. Zahmet etme baba. O açıklamaları basına yaparsın. Nereden geliyorum biliyor musun? Ölen işçinin evinden. Utancımdan cenaze evine giremedim bile. Babalarını kaybeden o 2 çocuğun gözlerinin içine bakamadım biliyor musun? Bu kadar yeter. Sen o çocukların gözlerine bakıp şantiyeyi 15 gün kapatmayı göze alamadın. Babanız bu yüzden öldü diyebilir misin baba? Ben diyemem. Ben bunu söyleyemem. Ama birinin o çocuklara bunu söylemesi lazım. Piyonlarından birini bulur, gönderirsin artık. Ben yokum. Biraz konuşabilir miyiz abi? Ne vardı canım? Çocuklar kaç yaşında abi? Küçükler İrem. Çok küçükler. Babasız kalmamaları gerekecek kadar küçükler. Babam kazada işçilerin hatası olduğunu söylüyor. Başka bir şey söylese şaşardım zaten. Vicdanımızın sesini yalanlarla uyutmasak biz nasıl uyuyacağız değil mi? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu peki? Çocukların eğitimini falan üstlensek mesela. Onu yapacağım zaten. Ama bu onların babalarını geri getirmeyecek. Biraz yalnız kalabilir miyim canım? Sana da terslenmek istemiyorum. Ama sakin kalabilecek durumda da değilim. Tabii. Yapabileceğim bir şey olursa söylersin ama değil mi? Tabii söylerim.
Seninle konuşmaya ihtiyacım var Elif. Madem telefonlarımı açmayacaksın, ben de seninle yüz yüze konuşurum. Merhaba. Timuçin, ne işin var senin bu saatte? Telefonumu açmayınca mecbur kaldım. Uygun değildim. İnan konuşacak zaman değil. Oturabilir miyim? Çok kötü bir gün geçirdim Elif. Nefes almakta bile zorlanıyorum inan. Bundan bana ne diyebilirsin? Son konuşmamızı düşünürsek bunun hakkın da var. Ama bunca olay sonrasında senin sesini duymak, olayları sana anlatmak istedim. Bunun bir anlamı olmalı değil mi? Gerçekten zor bir gün geçirdiğin anlaşılıyor Timuçin. Ama benimki de hiç kolay değildi. Bu saatte bu konuşmaları yapacak gücüm yok. İnan ki çok yorgunum. Bilge ile ilgili mi yoksa? Eğer o konuda yapabileceğim bir şey varsa bilmek isterim. Ne olur söyle. Yok, biz başımızın çaresine bakıyoruz. Sağ ol. Bak, seni kırdığım için ne kadar üzgün olduğumu bir bilsen Elif. Seni yanlış değerlendirdiğim için kendime nasıl kahrettiğimi bir bilsen. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım biliyorum. Ama sen de şunu bil lütfen. İçimde bunu düzeltebilecek güç var. Ve ben bunu düzeltmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Sana rağmen. İyi geceler.